Bolu'da enteresan bir kazı 2-3 ay önce başladı. Bu Tarsus kazısından sonra herkes bu kez Bolu'ya kilitlendi. Tabii ne aranıyor, ne bulundu. Bu senin için böyle bazı fotoğraflar. Aldık. Ne var ne yok izleyicileri için. Özel bilgiler var. Bak, şu madenciler oraya planlar. Girdi. Evet. Değil mi? Mudurnu'daki herkes merak Kovucak ediyor köyünde, ne olduğuna dair. Kovucak bildiğin köyünde. İkinci Tarsus. İkinci evet. Tarsus yaşanıyor. Kitapları hatırlatıyorum. Hem harpı vereceğiz. Bunda harp teknolojileri nasıl yapılabilir? TSK'nın özel belgesini de yayınladık burada. Evet. Ölümden Metal kitabını vereceğiz. 20 kişiye birden kitap gidiyor. Ne var ne yok beyazı görüyorsunuz bakın şurada. Hesabı görüyorsunuz. Takip edip son fotoğrafın altına Eris yazanlara gidecek. Evet, cevabı Covid'in son varyantı. Yani biz neden bu cevabı veriyoruz? Katılım çok katılım olsun. İnsanlara düşsün. Alsın, kitap alsın. Yani evet. Zaten Eris'i de biliyorlardır zaten. Bu yani. Benim cevabıma kalmadılar. Bolu kazısıyla alakalı ilk çıktığı andan itibaren Kürşat abi de biliyor. Takip ediyorum. Bununla alakalı Bolu'da bilgi kaynaklarımız var. Orada Kovucak köyünde bizzat yaşayan bir dostum da var. Aynı zamanda başka yerden de yine bilgi kaynaklarımız var. Alıyoruz. Şimdi bu kazı Kürşat abim dediği gibi ikinci Tarsus kazısı ve şu anda son aldığım bilgi buraya gelmeden önce Kovucak köyünde hocam dedi arabalar artık dedi harfiyatı durdurdu. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim ilk defa burada söylüyorum. Arabalar yani kamyonlar harfiyatı durdurdu. Harfiyat durdu kamyonlar yok. 3 gündür ses seda yok. Belki de kazı şu anda bitme aşamasına geldi ama burada bitme aşamasına mı geldi yoksa hedefe mi ulaşıldı? Hedef mi inceleniyor? Burada sana bırakıyorum. Şu kalsın mı? Burada Kürşat hocam ayağa kalkıp gösterebilirsin. Evet, olabilir. Yani buraya yakın görelim bence arkadaşlar. Buraları sen numaralandırdın bu evet. Fotoğrafa dayanarak. Neyi anla? Burada ne aranıyor? Nerede aranıyor? Evet. Bize anlatır mısın hocam? Şimdi ben edindiğim bilgileri izah edeyim. Sonra Koray oraya tabii. Da gitti. Koray'a bırakalım. Ama ve lakin şuradan başlayalım üstad. Kazı niye başladı? Nasıl başladı? Bundan yıllar önce... Bir kazı yapılmıştı. O kazı bakın şurada kırmızıyla işaretlediğim senin tarafındaki yerde yapıldı. Bu yol çalışmasıydı. Yol çalışmasında bir tane lahite denk gelindi. Lahit nedir? Eski dönemde yaşamış insanların mezarıdır. Yükseltilmiş evet. Mezar haznesidir. Orada bir lahite denk gelindi. Daha sonra bu yol çalışması durduruldu. Genişletildi. Ve sonra bakın daha ileride tekrar bir kırmızıya almışım burayı. Buradaki bölgede yeniden başka bir kazı çalışması yapıldı ve o lahitin devamı olan başka küçük bir lahit. Orada büyük bir lahit. Bir dakika. Burada büyük bir lahit var diyorsun. Evet. Yakın görelim. Yakın görelim. Burada ne var hocam? Burada da daha sonra o kazı genişletildi. Küçük bir lahit bulundu. Hmm. 96-97 olabilir. 96-97. Eski. O kadar eski. Evet evet. Daha sonra evet bravo. Daha sonra bu yapılan çalışmanın üzerine o bölgede bir dedikodu yayıldı. Burada büyük bir kralın hazinesi olduğu iddia edildi. Köylüler bilirler. O bölgedeki insanlar bilirler. Evet, Kovucak köyündekiler evet. Bunu söylüyor. Daha sonra bu define avına çıkan bazı kimseler bu bölgede define çalışması yapmaya başladılar. Ahırın burası bir ahır bu arada. Ahır sonradan yapılıyor bu arada. Evet. Not düşelim. Ahır sonradan yapılıyor. Evet. Ahırın sahibi olan aileden de orada bir ölüm olayı var. Oraya çok girmek evet. Doğru olmaz. Şu notu da koy. Define ile ilgili değil ama o ölüm. Tabii ona evet. Girmiyorum ona zaten. Ben de onu söyleyelim. İnekçilik yapan bir aile değil. Ya, hayvancılık yapan bir aile değil ama ahır yapıyor. Çok bölge. Enteresan. Aa hocam ama en önemli bilgiyi söylemiyorsun. Söyleyin evet. Yok, önemli bilgiyi söyledi buydu. Daha sonra burada çalışma. Allah Allah. Burada çalışma. Geleceğim birazdan. Allah Allah. Burada çalışma yapılıyor ve aşağıda gerçekten de odacıklar tespit ediliyor. Ve işte o define arama cihazlarında sinyaller alınıyor. Sinyaller alındığında ilk kazı çalışması bakın devlet el koymadan önce ilk kazı çalışması burada yapılıyor. Aşağıda bir tünel tespit ediliyor. Tünel çökmüş. Yıl kaç bu zaman? 2000'lerden sonra 12, 13 vesaire. İlk kazı çalışması burada yapılıyor. Şu evet. Bir yazan evet. Yerde. Evet. Neye istinaden yapılıyor? Aşağıda çıkan lahitlere istinaden yapılıyor. Ve bu kazı çalışması devam etmiyor. Sonuca ulaşılmıyor. Daha sonra orada başka bir ekip geliyor. 2 numaralı bölgeye giriyorlar. Tünel uzanıyor çünkü buraya. Bakın burada da sondaj çalışması evet. Yapılmış. Sondaj makinesi de orada şu an. Odacıklar var, tüneller sondaj var. Sondaj ne yapılıyor? Aşağıdaki tünele ulaşabilmek evet. Adına. Üstten giriliyor yani bir nevi. Yıkılmasın diye 14 gösterin tane madenci getirdim evet. Arkadaşlar. Daha sonra evet. Daha sonra bu 2 numaralı bölgeye yani şu gördüğümüz bölgeye ahır dediğimiz yerin içi de kazılıyor defalarca. Bunların bilgisi devletimize gittiği için devlet bir zaman sonra olaya el koyuyor. Hı-hı. Peki şimdi aranan ne? Bu 5 ne, 4 ne, 3 ne? Evet. Onlar şu. Bu iki bölgede 1 ile 2'de
dediğim gibi normal definecilerin kazı çalışması yapıldı. Evet. Şimdi devletimiz el koydu. Buradan aşağıya inildi ve hatırlayın oraya madenciler gitti. Madenciler niye gitti? Şimdi 14 sizi madenci. Ben götüreyim Kahramanmaraş'a. 14 Kahramanmaraş'ta madenci. Ortaya çıkan görüntülerde hatırlayacaksınız. Binalar çökmesin diye. Evet. Madencilerimiz bir sistem yapmıştı. Müthiş bir kazı yaptılar. Şeyi tüneller yani. Çökmesin diye madenciler götürüldü ve orada çalıştırılıyor. Çökerse kiliseye zarar görüyor. 1 ve 2'den 3'e doğru tüneller var. Malzemenin büyük lahitin olduğu yer 4 numaralı yer. Ha şunu söyleyelim yani jandarmanın denetiminde her şey yapılıyor. Tabii, bu devletimizin kontrolünde. Cumhuriyet Başsavcılığı bizzat kazı konusunda bu konuda olaya el koydu. Cumhuriyet Başsavcılığı. Tamam. Şimdi burada bir iddia var. O da şu. Yukarıda 5 olarak bir yer şu yukarısı gösterin 5'i. O şu yamaç mı orası evet, hocam? Evet. Şimdi orası yapay kapatılmış bir kaya gibi gözüküyor. İddia şu. O bölgede hasıl olan iddia şu. Orada bir kralın yerleşkesi var. Bu sebeple 5 numaralı olan yerde kralın yerleşkesi yani yaşadığı olan bölge işte bu bölge. 4 numarada da kralın büyük hazinesinin şurası olduğu. Dört. Evet. Kralın büyük hazinesinin olduğu büyük oda var. Bir oda dolusu burada da odacıklar var. Şimdi çok iddia var. İddialar arasında kilise çok önemli. İddialar arasında şöyle bir iddia da var. İkiniz de var ya bu konuyu çok fena araştırmışsınız. Çok. Şöyle iddialar da var. Gittik. Deniyor ki aslında orada işte UFO'ların kalıntıları çıkacak. Ya, yok ya yok yapmayın. Şey. Bu işi evet. Sulandırmak. Yapmayın. Bak, yapmayın bu işi gerçekten yapmayın. Evet. Hani sulandırmak. Bakın dünya dışı yaşamada inanan evet. Birisiyim boyut ama bu iddialar da yok, komik. Gerçekten komik. Boyut kapısıydı uzay. Böyle bir şey yok abi. Yok. Bunu unutun. Net. Ben şu konuda gönlüm öyle kabul ediyor. Edindiğim bilgiler ya da tecrübeler de diyelim. Burada gerçekten devletimizin de faydasına olacak evet. Ciddi derecede tarihi kazanım var. Bunun içinde altın olabilir. Bunun içinde tarihi eser olabilir. Eser evet. Olabilir. İncil olabilir. Ancak bakın burada çok ciddi bir lahit bulacağız. O yörenin tarihiyle alakalı. Bu tarihi kazanım açısından gerçekten yerindedir ama bu kazıyla ilgili yine dolaşan videoların arasında şöyle iddialar var. Aşağıdan çıktıktan sonra o aşağıdan çıkacak şeyler çıktıktan sonra yer yerinden oynayacak. Ona kısmen katılıyorum. O da şurası. Devletimiz burada ciddi düzeyde bir altın olduğunu biliyor. Adeta darphane gibi bir bölge. O nedenle buradan evet. Çıkacak olan net söylüyorum altındır başka bir şey değildir. Yani bir dakika öyle sen net söylüyorsun uçmaya hocam gerek yok. Ama Kürşat Berkkan'ın iddiası evet, bu iddiası, yönde. İddiası, ben evet, İncil'i de girmek istiyorum. İncil de var bilmiyorum seninle de konuştuk abi. Koray Kamacı'nın iddiası. Hocam bir dakika gitme. Koray hocam bir dakika bekle. Evet. Şunlar ne hocam? Şunları da bana söyler misin? İlk yol, kazı başladığı yolda. Ya, i̇lk yoldaki kazının başladığında tümülüs tamam. Kalıntıların olduğu yer. İlk kazının yeri burası. Bu da ikinci tümülüs tamam. Olduğu burada krala ait 4 ve 5. Evet. Sonradan gayri resmi yapılan kazılarda ilk kazılan bölgeler burası. Ahırın içini saymıyoruz. Şu an ilk bizim devletimizin el koyduğu giriş bölgesi burası. Buradan tüneller uzandığını düşünüyoruz. Ve 4 numarada da büyük odanın olduğunu düşünüyoruz. Peki bu ev, şu evi yakından görebilir miyiz? Bu evde oturanların arazisi mi burası? Ev sahibiyle bilgi, onu anlatacağım ben şimdi detaylı. Ev sahibiyle görüşmek. Tamam gel Koray hocam. Şu evde oturanlar mı bunun sahibi mi? Onu merak ettim. Şimdi bu evde oturanlar 3 kuşaktır burada oturuyor. Yani dededen buraya gelen göç yoluyla gelen orada oturan bir vatandaş. Kazı başladıktan sonra bu vatandaşla devlet irtibata geçiyor. Vatandaş da evin içinde yani kazının olduğu yerde bekliyor. Ama işin ilginç tarafı kazıya ilk başladıkları yer bizzat o yakından öğrendiğimiz Kovucak köyündeki dostlarına söylüyor. Ahırdan başlıyorlar. Ben ne demiştim? Ama ahır, hiçbir şey söyledim. Ahır yoktu burada onu diyorsun. Onu söyleyeceğim işte. Ahır sonradan yapılıyor. İlk kaçak kazıların yapıldığı dönemde ahır yoktu. Yani o ahır zaman yok. Bunu kapatmak için, o kaçak kazıyı kapatmak için mi ama ahır yapmışlar? Ama şöyle de düşünün. Çok özür diliyorum. Evet. Şimdi sizin orada bir eviniz var. Sürekli birileri geliyor, kaçak kazı yapıyor. Bunları durdurmak adına bir mülk de yapmış olabilirsiniz. Çünkü buranın sahibi yani orada öyle diyor. İnekçilik, tavukçuluk yani bu hayvancılık yapmayan bir insan. Şimdi neden ahırdan başlandı? Şu söyleniyor. Bize gelen bilgi de bak böyle elimdeki bilgilerin hepsi Bolu'dan gelen bilgiler. Buradaki kazının ahırdan başlamasının sebebi doğru geçitlere ve doğru yerlere ulaşmak. Kürşat abim dediği gibi eğer yanlış bir kazı taktiği veya kazı şey yaparlarsa çökme ihtimali çok yüksek. Eğer çökerse ne ulaştıkları yere tam olarak gidebilirler. Çünkü ne bilinmiyor. De, tam merkez bilinmiyor. Şunu ben rejiden isteyebilir şimdi, miyim? Hani Maraş depreminde madenciler oraya çok evet. Yıkılmayacak şekilde kazılar yaptı içeri girmek için. Onun fotoğrafını bulabilir misiniz? Ne deniyordu ona? Unuttum ben.
bir şey, şekli. Ben de unuttum aklımda. Onu bir bakın. Domuz, onu hem söyleyin bize neydik? Domuz şekli öyle bir şey değil. Öyle bir şeydi evet. Domuz yuvası. Hem ona bir bakın. Onun da fotoğrafını hani izleyicilerimizin kafasında canlansın istiyorum. Yalnız burada Koray bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür. Şimdi tamam. Ahır diyoruz ya. Hı-hı. Bakın define işiyle uğraşanlar bunu çok iyi bilirler. Bir yerde bir define malzeme tespit edilirse eğer bu da kaçak kazı olarak yapılacaksa ki kaçak kazı yapmayın devletimizin imkanları gerçekten evet. Muazzam. Kaçak kazı yapılacaksa çevreden dikkat çekmesin diye oraya küçük bir yapı yapılır. Evet. Bu yapı da o sebeple yapılmış olabilir. Öyle zaten. Böyle bir ihtimali de değerlendirelim. Ve çok enteresan bak şimdi daha enteresan bir yere gireceğim. Bu bölge bak bu bölge kazının olduğu bölge dahil olmak üzere yaklaşık o yolun çökmesinden itibaren o layıtın çıkmasında 90'lı yıllar değil mi? 90'lı yıllar. Muhtemelen öyle yanlış hatırlamıyorum. O zamandan beri bölge yaklaşık 10 yıldır yani 90'lardan sonra 2010'dan itibaren 10 yıldır kameralarla gözetlenen bir yer bölge. Şimdi bak devlet... Kim gözetliyor? Devlet. Ha, devlet. Devlet, jandarma. Çünkü çok sayıda kaçak kazı istihbarat, yapalım ya. Bak, jandarma istihbarat burada 10 yıldır kameralarla gözetlediği bir yer. Şimdi bak şu soru çok abi, önemli. Abi kahraman jandarma niye, bırakmaz. Tabii bak niye ama bak niye 10 yıldır gözetlenen bir yerde şimdi resmi olarak devlet olaya el koydu ve kazıya başladı. Çünkü devlet asıl aldığı bilgiyi, o haritayı kaçak kazı yapanlardan ele geçiriyor. Ele geçirdikten sonra olaya devlet dahil oluyor. Başsavcılık bunu gördükten ve bu belgeleri gördükten sonra kazı izni verip ona göre özel izinle buraya kişiler getirtiliyor. Bak İstanbul'dan bile çok önemli arkeologların zaman zaman getirilip burada çünkü kazdıkça bazı yakından şeyler görelim çıkıyor. Şu rakamları onları arkadaşlar. Gösterdikleri söyleniyor. Şimdi bak bir de burada bölgede Mudurnu çok önemli bir yer. Bolu tarihi itibariyle de hem Bizans'ın geçiş noktasında olmuş yerler hem de İznik'teki konsülde çok önemli yer oynamış. Mudurnu'nun Kovucak ilk köyü dahil olmak üzere. Şimdi buradaki yeraltı kilisesinin çok eski bir kilise olduğu söyleniyor. Yani Hristiyanlık dünyasında eski yeraltı kiliseleri vardır. Böyle mağara hemen kiliseler. Hemen bir şey ekleyeyim mi? Bak evet. Yine defineciler içinde de çok meşhur bir bilgi vardır. Bak gerçekten çok meşhur bir bilgi vardır. Bolça o bir. Hayır. He. O bilgi de şudur. Geçmiş dönemde özellikle Bizans diyorsun ya. Geçmiş dönemde kiliselerin altı bir nevi merkez bankası gibi kullanılırdı. Yani o bölgenin bütün halkının parası getirilir kilisenin altındaki depolarda tutulurdu. Evet. O nedenle Koray'ın iddiası burada evet. Muteber. Eğer bir kilise varsa kilisenin altında orada yaşayan bölgenin halkının paraları, ziynetleri her şey orada olabilir. Ha. Ve aynı zamanda bu kilise çok eski İznik'teki konsüle dahi çok çok önemli geçmiş bir kilise. Bu kilisenin içinde de Hristiyanlık dünyasına ait çok önemli İncil, parşömenler ve Hristiyanlıkla alakalı bazı materyallerin olduğu söyleniyor. Abi bir dakika o şimdi bu da başka bir iddia. Koray Kamacı diyor ki evet, Hristiyanlık dünyasına ait başka şeyler olabilir aynen orada. Aynen öyle. Bakın buradan iddia ediyorum. Bir şey daha iddia edeyim. Bizi edin izliyorlar hocam. Bolu'da, Kovucak köyünde de. Allah rızası için mesaj yazsınlar, söylesinler. Bana geldi, oradaki köydeki insanlar da konuştu. 2 yıl önce buraya ziyaret edenler olmuş. Bak 2 yıl. Kazıdan 2 yıl önce bölgeye ziyarete dikkat. Gelmişler. Ve ziyaret edenler açık açık İtalya'dan, Vatikan'dan geldiğini söylüyorlar. Net bir şekilde. Niye İtalya'dan, ya Vatikan'dan? Bu istihbarat doğru mu hocam? Abi köydekiler diyor. Konuşmuşlar kişilerle. Biz demişler turistiz. Burada eski Bizans'ın kalıntıları var. Biz o sadece onları incelemek istiyoruz. O da demişler ki burada Bizans'ın kalıntısı falan yok. Onlar demiş ki biz yine de burada gezmek istiyoruz. İznik'e geldik. İznik'ten de buraya geçtik. Demişler. Net. Bak köydekilerin söylediği net. İnşallah bu da ortaya çıkar. Merak eden varsa da bulur. Buna özellikle bak burada söyledim. Normalde çok orada söylenen önemli bir bilgi. İlginç. İki, eğer orada Hristiyanlıkla alakalı o dediğim İncil. Bak bugün Barnabas İncil'in ismini duyuyoruz. Vay be diyoruz değil mi? Barnabas İncil'i. Barnabas İncil'inden çok daha önemli etki oluşturabilecek bir İncil'den bahsediyorlar. Eğer bu çıkarsa dünya teolojisi yani özellikle Hristiyanlık anlamında çok büyük değişikliğe uğrayabilir. Bunda Vatikan'la çok büyük yara alabilir. Dünya Hristiyanlık'ta çok büyük değişiklikler olabilir. Bunun gibi çok önemli hani onlara göre kutsal emanetlerin olduğu söyleniyor. Bu da işin devlet boyutunda devam ettirmesini gerektiren önemli gerekçelerden biri. Altın hususuna gelince altın için de sürekli bir dakika burada altın çıkarsa yani hangi şu 3 numaranın orada 4'te mi çıkacak diyorsun? Evet, evet, evet. Şu 4'ü burada çıkacak şimdi diyorsun. Şimdi zaten çevre çok büyük. Bu arada evin yani ben öyle düşünüyorum. Yani 3 ile 4'ün olduğu nokta tam tabii kestirmek mümkün evin değil. Evin sahibinin de buraya özellikle ben sıradan getirilip buraya konulduğuna da inanmıyorum. Bak onu da söyleyeyim. Yani bu evin sahibinde... Koray hocam her şeyden şüphelenir evet, şu anda. Çünkü dedesi zamanında ben görüyorum. Hatta bir olaylar da var. Çok fazla giremediğimiz ama... Şimdi, yok ben bu fikre katılmıyorum ama onu söyleyeyim. Ben giremiyorum. O şeyi cinayet olayını söyleyecektim. Girmiyorum. Yani o yüzden. O yüzden şimdi burada o 4 numaradaki... Fotoğrafı hazır edin.
4 numaradaki odacıkta büyük bir hazine olduğu, altın olduğu söyleniyor. Bak şimdi altın olduğu zaman zaten uydudan da bunu görebiliyor. Uydudaki cihazlar, önemli cihazlar var. Cihazlardan tespit edebiliyorsun. E diyeceksin ki altın o zaman nokta atışı yapsın. Devlet niye o zaman hala bu kadar çok burada uğraşıyor? Burada tabii sismik araba. Uğraşmasının tek sebebi o yer altındaki kilise. Çökmemesini istiyorlar. Çökerse bütün tabii, oyuncu gibi gider. Çünkü. O zaman o verin onu. Kazıyorlar. Domuzlamanı verin. Domuzlamıymış. Heh, bravo domuzlamanı. Verin. Domuz dedim. Bravo. Ha, şeyini bulamadım. Bak böyle enteresan bir sistemle ilerliyor madenciler. Yakın görün. Madenciler bu sistemle ilerliyor. Evet. Şu anda Bolu kazısının altında da madenciler bu şekilde yollar yaptılar ki çökme olmasın diye. Tüneller var çünkü. Tüneller var. Çökmesin diye. Evet. Ve bu tüneller... de bunu sık sık kullanır zaten. Bu sistemi kullanır defineciler de. Şimdi buradan çıkacak o zenginliğin. Gelin tekrar o fotoğrafa. İster altın olsun ki altın zaten var. Yine o Hristiyanlıkla alakalı 17 önemli versene. Eserler olsun, o kutsal emanetler ve İncil olsun. Bunların hepsi çok büyük zenginlik, çok büyük değer. Türkiye'nin elinde ayrı bir güç katar ki bu da çok önemli. O yüzden Bolu kazısını çok fazla ön plana çıkarmıyorlar. Diyeceksiniz ki bak bizi izleyenlerin mutlaka şimdi kafasındaki soru. Çünkü ben bununla ilgili video yaptığım zaman ilk bana çok böyle soru gelmişti. O zaman hani devlet niye sana müsaade ediyor konuşuyorsun? Şimdi bak biz burada çok fazla bir şey anlatmıyoruz. Anlatmamız gerekeni anlatıyoruz. Bu anlatmamız gereken kısım. En azından insanlar şunu bilsin. Devletimiz de bu kazıyı çok iyi takip ediyor. Bayağı çukurun devlet içinde. Kontrolünde, evet. Devlet kontrolünde takip ediliyor. Ve 14 tane madenci... Bak devlet o kadar çok hiçbir şeyin şansa bırakmıyor. Telefonlarını bırakarak kazı yerine giriyor. Tabii telefonlar bırakıldı. Onun tabii. Altını çizelim. Evet. Bu kesin bilgi. Ve işte bakalım kazı bu, şu anda... Bir dakika bu evin sahibi değil mi? Evet. Hala evet. Orada yaşıyorlar. Tabii evin sahibi zaten kazı yapılırken hala orada duruyor yani. Devlet onu da tutuyor orada. Öyle de bir durum var. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Bak demin söyledim ya ilk başta söylediğim. Şu anda alınan bilgi oradaki köylüler de bunu biliyor. Şimdi oradan da bilgi alıyoruz. Tanıdıklarımızdan da kazı 3 gündür yapılmıyor. Oraya gelen harfiyat kamyonlarının şu anda 3 gündür oraya gelmediği, ha jandarma hala orada devam ediyor yol kontrolüne ama harfiyat kamyonları 3 gündür çalışmıyor. Şimdi burada sorulması gereken şu Türkiye hocam. 3 gündür harfiyat kamyonları neden çalışmıyor? 1. Ya kazı bitti, bir şeyler çıkarıldı, onun ayrımı yapılacak, bitecek. 2. Kazı bitme noktasına geldi, harfiyatlar gitti. Şimdi o yerde... Hedefe evet, ulaşıldı. Hedefe ulaşıldı, şu an onu... Belki de bilmiyorum. Peki bu büyük kazının biraz daha ilerisinde bir kazı daha olduğu söyleniyor. Doğru mu? Evet. Başka bir köyde sanırım o. Değil mi? Tabii. Birkaç kilometre ötede diyorlar. Onun da fotoğrafı vardı aslında göndermiştim. Öyle mi? O kaç numara acaba? Bir verin bakalım fotoğraflara. Bolu 1, 2, 3, 4'ten. Çukur fotoğrafı vardı. Yakalandıkları bir çalışma vardı. Onu mu diyorsun bilmiyorum. Yakalandıkları galiba evet. Mudurnu ilçesinde değil mi? İnanın. Yok Mudurnu'nun başka bir... yok Mudurnu ilçesinde başka bir köyde. Başka bir köyde. Başka bir köyde. Bir verin bakalım fotoğrafları tek tek Kovacak görelim. Evet. Evet. Bolu Valiliği Jandarma Komutanlığı orada bayağı tünel. Çok derin bir kazı. Bayağı derin. Burada da yine benzer şekilde yerin altında oda tespit ediliyor. Odanın içinde ne olduğu tespit edilmiyor. Bak tekrar söylüyorum. Bir şey var iddiasında değiliz. Oda tespit ediliyor. Evet. Odanın içinde ne olduğu tespit edilmiyor defineciler tarafından. Yine jandarmamız istihbarat sağlıyor. Hatta burada aralarına da birini sokmak suretiyle bilgileri alıyor. Yani verileri alıyor. Alan tarama verilerini elde ettikten sonra kazı çalışması yapılıyor. Tünele gelindikten sonra devletimiz olaya el koyuyor ve sonuç... Yani 7 bu. Yıldır, 10 yıldır izlenen kameralarla yere... Niye devlet şimdi el koydu? İşte o dediği... Tabii veri toplamak için. Verileri topladı. O haritayı da ele geçirdi. Peki burada çok detaylar vardır eminim ama buraya kadar şimdilik bunu yapalım. 20 Eylül'ü daha konuşacağız. Yani 20 Eylül tabii tabii hocam. 20 Eylül'de neler olacak, neler bitecek? Onları konuşacağız. Daha çok konuşacağımız konu var. Sorumuzu hatırlatıyorum. Covid'in, koronavirüsün son varyantının adı nedir diye soruyoruz. Ne var ne yok Beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazan 20 kişiye kitaplar gidecek. Efendim... Reklamlar. Reklamlardan sonra buradayız. Ne var ne yok soru cevapla karşınızdayız efendim. Devam ediyoruz ve Bolu kazısını konuştuk. Bolu kazısını konuşuyoruz. Çok da soru var ama hemen sorumuzu, diğer sorumuzu hatırlatayım. Koronavirüsün son varyantının adı nedir? Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına. Doğru cevap yazan 20 kişiye kitaplar gidecek. Hatta bizim şu Kimbu tapınakçıları da verelim. Hatta başlangıç 2020 var elimizde. Onu da verebiliriz. 40 yapın arkadaşlar onu. Onlar da bunlardan verelim. Hem Kimbu Tapınakçılar hem Başlangıç 2020. Çağatay'ımızın kitabı, Çağatay Küpçü'nün kitabı Ölümden Beter'den de gitsin. Ondan sonra ve Kürşat Hoca'yla yazdığımız Harp de gitsin. 40 kişi olsun hadi. 15 dakika sonra bana kazanan isimleri bildirirseniz 15 dakikanız var arkadaşlar. Ne var ne yok beyazı hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazın. Şimdi Kürşat Hoca yani elimizde Bolu kazısıyla birazdan bu arada 20 Eylül'de ne olacak?
Onu konuşacağız. Ama elimizde ne var Kürşat Berkkan? Yani Bolu kazısında ne bulundu? Bir yazabilir misin bize? Bir özet geçelim özet. Akıllara tam otursun evet. diye. Ha şunu sorayım. Bak bir. Piramit var mı? Hayır canım yani. Yok mu diyorsun? Öyle bir şey imkan yok orada. Piramidi kim diyor ya? Ama bir özet şimdi şöyle ama. İzleyicilerimizden gelen bir soru. Haklılar neden haklılar? Oradaki coğrafik düzene baktığımızda evet, yukarıya doğru bir çıkıntı var ve üçgenimsi bir çıkıntı. Öyle düşünmeleri gayet normal ama öyle bir şey tabii ki yok. Sırayla gidelim. Işte. Bakın şimdi 90'lı yıllarda yol çalışması yapılıyor. 90'lı yıllarda yol çalışması. Yol çalışmasında gayet olağan bir yol çalışması. Bu yol çalışmasında bir tane lahit buluyorlar. Asıl bizi, detaylar da dönsün, desefe dönsün. Asıl bizi maceraya götüren lahit. Evet. Lahit ne yapıyor? İkinci bir lahite götürüyor. Az önceki programımızda hemen anlatmıştık. Çember içine almıştık. Bu lahitten sonra devreye kim giriyor? Defineciler. Defineciler devreye giriyor. Peki ne yapıyorlar? Lahit yolda bulundu. Hemen üst kısmında yani bu yol. Üst kısmında bu kez defineciler farklı farklı noktalardan define kazısı yapmaya başlıyorlar. Bu yaptıkları define kazısının elde ettikleri o verileri yavaş yavaş bizim devletimizin eline geçmeye başlıyor. Ve bu bölgede birçok defa defineciler yakalanıyor. Yakalanıyor. Daha sonradan evin sahibi olan beyefendi tutuyor oraya bir ahır yapıyor. İki tane sebep olabilir. İnsanların arkasında konuşmak gibi olmasın ama bir, defineciler bıkmıştır çünkü onun yani arazisi. Bu ahır olayı biraz ilginç. Şüphe çekici. Şüphe çekiyor. Evet. Yani, normalde hayvancılık yapan bir aile veya bir şey değil. Definicilerden bıkmış da olabilir. Evet. Başka bir sebebi de olabilir. Tamam. Bir ahır yani, yapılıyor. Elimizde bir ahır yapıldı. Evet. Bakın şu ahır, şimdi asıl macera burada başlıyor. Ahır yapıldıktan sonra ahırın içinde bir define kazısı yapılıyor. Girişte hemen solda. İkinci bir define kazısı yapılıyor. Ve daha sonra burada da bir define kazısı yapılıyor. Şimdi bombayı söylüyorum. Az önce söylemedik. Define kazıları yapıldıktan sonra devletimiz, polisimiz, jandarmamız oraya bir operasyon yapıyor. Operasyonda 6-7 kişilik bir ekip yakalanıyor. Yakalananların arasında o bölgeyle alakalı çok alakalı bir isim de var. Yani o bölgenin, arazinin söz hakkı olanlardan biri. Söz hakkı olanlardan biri de var. Ve devlet operasyon yaptıktan sonra para cezası veriliyor. Bir daha yapmamak üzere bölgeden el çektiriliyorlar. Ama durmuyorlar. 3 tane ayrı tünel var. İlk tünele bizim devletimiz şu anda operasyon yapıyor. 3 kapı diyorlar değil mi abi? Kapı diyorlar ama tünel o aslında. Tünel. Ve bunlardan bir tanesinde tekrar yapılan bir kazı çalışması. Devletimiz tekrar operasyon yapıyor ve tekrar yakalıyor. İkinci yakalanıştan sonra kendi aralarında da bir husumet yaşanıyor. Neden yapıldı? Şöyle düşün. Üçümüz söz alıyoruz ve define kazısı yapıyoruz. Elimizde ciddi veri var. Evet. Bu arada sevgili koordinatörümüz Hasan Bey'e ben bir görüntü attım. Eğer verebiliyorsa, kelebeğe onu verirse dehşetli vahşet bir görüntü. Hazırlıyorlar. Orada da çok iyi anlayacağız. Ve bu çalışma yapıldığında üçümüz çalışma yapıyoruz. Ama sonra Koray'ı saf dışı ediyoruz. İkimiz gidiyoruz tekrar yapıyoruz. Sonra biz yakalanıyoruz. Sonra Koray diyor ki diğer arkadaşlarla beraber bir dakika biz bir ekiptik. Siz hayırdır? Niye bizden habersiz yaptınız? Ve sonra o işte define çalışmasının başında olan genç bir arkadaşımız 2005. esrarengiz bir şekilde trafik kazasında 2005. hayatını kaybediyor. 2005'te. Kaza yapılmayacak bir yerde hayatını kaybediyor. Ya orada bir şüpheli bir şey mi var diyorsun? Şüpheli bir kaza var. Trafik kazası. Şu ne hocam? Ekrana verilen. Bravo. Bakın bu görüntü hiçbir yerde bulamazsınız. Ne o? Bu bir uydu görüntüsü. Siyahlık olan yer. Bugün o devletimizin çalıştığı yer. Ne diyorsun hocam? Devletimizin çalıştığı yer. Bak hemen zaten kovacak. Yani o bir ısı haritası gibi bir şey mi? Evet, bravo. Uydu. Evet, bravo. Uydu tarzı mı abi? Sağ taraftaki o yeşillikte o evin olduğu yer. Hı. Yani devlet şu an şuraya verseniz kovacak nasıl oluyor diyor arkadaşlar? Senin piramit gibi olan dediğin yere doğru evet, gitmiş. Aslında bak arkamızda da bir göstersene Kürşat hocam. Oraya gidip gösterebilirsin. Olur. Buyur. Yani yönetmenimizden rica ederim. Bence evet. Evet, çok iyi olur. Tamam şimdi gelecek. Ha süper. Evet. Evet hocam göster. Şimdi şöyle yapalım. Bu bölge bizim asıl devletimizin çalışma yaptığı yer. Bakın şurası ve burası hocam, bu görüntüden benim de haberim yok. Sen bunu ne ara attın? Büyük odacık. Sürpriz. Biz de gizli çalışmalar yapıyoruz Türker Bey. Hasan abimle beraber. Vallahi helal olsun. Bu büyük odacık. Bakın burası aslında bir bölge ve içinde gördüğümüz kırmızı içinde gördüğümüz yerde bizim asıl varmak istediğimiz yer. Hani diyor ya Koray kazı durdu diye. Muhtemelen buraya gelindi. Evet.
O yüzden bu kazı durdu. Harfiyat çalışmaları. Bunlar ısı haritası. Öyle diyelim. Isı haritasında ortaya çıkan bilgiler ve şu an bu bölgeye işte çevreden, bu alt kısımlardan, tünellerden girilmeye çalışıldı. Öyle tahmin ediyoruz ki siyahla gördüğünüz yer var ya, burası odacık. Burası cık da değil, oda. Büyük oda. Bir oda burası. Ve bu odaya girildiğinde bu ne peki? İşte bu bizim o bölgede lahit dediğimiz ve etrafında definenin altının bulunduğu yer. İnşallah bu bölgede devletimiz söylediğimiz gibi ulaşacak hedefe ve o aşağıdaki hem lahitin hem de lahitin etrafındaki defineyi ortaya çıkartacak. Bunun özeti bu. Bu bilgiyi ve bu görüntüyü Ne Var Ne Yok programına özel yayınlıyoruz. Hiçbir yerde bulamazlar. Çok önemli bir görüntü. Yani şöyle düşünün. Ne Var Ne Yok programı sunucusunun bile haberi yoktur bundan. Özel. O kadar özel, özel yani. Görüntüsü. Süper hocam. Hocam şu kalemi alabilir miyim? Buyurun. O zaman burada ne çıkabilir diye şöyle bir... Ben şöyle durayım bir dakika. Böyle görebiliyor muyuz? Evet, görünüyor. Altın diyorsunuz. Altın olabilir. Değil mi? Evet. Altın ihtimali altın var. Altın zaten var. Bir lahit var. Çıkacak. Lahit ihtimali var. Özellikle benim söylediğim kilise ve İncil. Kilise olabilir. Kilise olabilir. Parantezini İncil'le yazarsan abi o çok önemli. İncil'i arıyorlar çünkü. Tamam. 4 İncil diyelim o zaman. İncil de çıkabilir. Başka bir ihtimal var mı? Yani öyle ahit sandığıydı. Boyut kapısıydı. Boyut yok kapısıydı. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yok. Ya umarız UFO çıkar da biz de tanışırız uzayla. UFO yani altın, lahit, kilise, İncil olabilir diyor konuklarımız. Ya biz bu işi zaten yani tam tabii. Pirlerini aldık. Yani sizler en iyi takip eden kişilersiniz. Ya öyle düşünün ki şu görüntüden benim haberim yoktu. Hoca evet. Özeli bombayı patlattı.